Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. 5-11 Ekim haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, güneş terazi burcunda sizin 4. ev alanınızı aydınlatmaya devam ediyor. Bu hafta ve önümüzdeki hafta belki biraz daha ev ve yuva alanlarınız ve ailenizle ilgili konular yaşamanızda odak noktası olabilir. Bu hafta Mars Koç burcundaki gerilemesini sürdürecek ve Mars 9 Ekim'de Oğlak burcundaki Plüto ile Kare açıda olacak ve hafta geneline yayılan bir güçlü açı aslında. Haftanın da en önemli açısı. E, kolektif gezegenler biraz daha hani toplumsal alanlardaki e, durumlarla ilgilidir. Ancak öncü burçlarda oluşacağı için bu açı siz de bir öncü burçsunuz. Bireysel anlamda en fazla dikkat etmesi gereken burçlardan biri de sizsiniz. mars Plüto karesi güç mücadelesi yaratan, çatışma içeren biraz böyle öfkemizi, tepkilerimizi kontrol etmemizi zorlaştıran stresli ve gerilimli bir açıdır. Aile içi ilişkilerde olsun, ikili ilişkilerde olsun biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Üstlerle ilişkilere, otoriteyle olan ilişkilere dikkat etmek gerekiyor. Kendimizi engellenmiş de hissedebiliriz. Biraz hayat içerisinde sıkıştık da hissedebiliriz ama şu dönemde birileriyle kavga etmek, savaşmak Mücadele etmek çok doğru değil. O nedenle mümkün olunca sakin, sağduyulu, sabırlı olmak, biraz akışta kalmak gerekiyor hafta genelinde. Merkür Akrep Burcu'nda ilerlemesini sürdürüyor ki sizi aslında zihinsel anlamda destekliyor. Sezgilerinizden yararlanmaya çalışın. Çünkü bu hafta görünenin ardında gizli olan bir şeyleri keşfedebilirsiniz aslında. Duygularınız, güçlü duygularınız, sezgileriniz size ilhamlar verebilir. Buna lütfen dikkat edin. Pazartesi günü Ay Boğa Burcu'nda olacak. Aslında haftaya biraz daha sosyal başlıyoruz. Ee, bazı projeler üzerinde çalışabilirsiniz. Ekip çalışmaları veya sosyal hayatınızda arkadaşlarınızla ilgili konular pazartesi günü gündeminizde olabilir. Ama pazartesi akşam saatlerinden itibaren Ay İkizler Burcu'na geçecek. Perşembe akşamına kadar olan süreçte özellikle salı ve çarşamba Günlük hayatınızda biraz daha yalnız olmak istemeniz, biraz daha geri planda belki gizli bir şeylerle uğraşmak istemeniz mümkün. Enerjiniz biraz içe dönebilir. Biraz motivasyonunuz da azalabilir. Sağlık konularına da daha fazla ilgilenebilirsiniz. Perşembe akşamından itibaren Ay Yengeç'te. Yani sizin burcunuzda olacak. Pazar gününe kadar. Duygusal enerjiniz çok güçlenecek. Duygusal enerjiniz güçlendiğinde tabii ki etrafınızdaki kişiler, çocuklarınızla ilgili olabilir bu aile üyeleri olabilir sevdiğiniz kişiler olabilir daha fazla empati yapmanız onlarla iletişimlerinizin daha rahat ilerlemesi de mümkün görünüyor bir yandan da sevgi şefkat ilgi gibi hani özellikle etrafınızda yakın gördüğünüz kişilerden daha fazla destek bekleyebilirsiniz ama siz de onlara karşı daha korumacı olabilirsiniz ee, bu da özellikle yakın ilişkilerinizde sizi destekleyecek gibi görünüyor. Pazar günü Ay Aslan burcunda. Pazar günü biraz bonkör olabileceğiniz bir gün. Evet, keyif için belki eğlenmek için harcamalar yapmak isteyeceksiniz olabilir. Bazı alışverişler de gündemde olabilir. Ama bunu dengelemeye çalışın çünkü bazı hiç beklemediğiniz sürpriz alışverişlerinde olabilme olasılığı güçlü görünüyor sevgili yengeçler. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşça kalın.